İki açı ortayın geçtiği yerden üçüncüsü de geçer. Bu yüzden AC'yi uzattığınız zaman kesinlikle DC'de bir dış açı ortaydır. Dış açı ortay, iç açı ortay. Bunların her zaman üçü bir noktada buluşur arkadaşlar. Dış teğet çemberin merkezinde. Dolayısıyla XX olacak. Sonra ne yapacağız? Bir bilgimiz vardı. Onu hatırlamanızı istiyorum. Bir üçgende şunları bir sileyim. Bir ABC üçgeninde... Bir iç açı ortay ve bir dış açı ortay kesişirse bunların kesişiminde oluşan açı şuradaki aynı izadaki iç açının arkadaşlar yarısıdır. Böyle ezber bir bilgimiz vardı. Haliyle 66 olduğu için 180'den çıkarınca 124 oluyor. Şey 114 oluyor. Pardon. Buradan da x 57 57 oluyor. Bu şekilde. E, ta üçgende açılardan ezber bir bilgi. Paralel bir açı ortay varsa hemen orada bir ikiz kenar demek lazım. Ben x'e odaklanmıyorum önce. Şuna dikkat edeceğim. Alfa alfa yapacağım. X'e en son buluruz herhalde. Bu arada D, -E -B açısı. D, E, B. B, C, nin iki katıymış arkadaşlar. Onu da kullanırız birazdan. Şimdi alfa alfa oldu. E, bu arada İkizkenar üçgen olduğu için burası da alfa oldu. Yani alfa kaç dereceymiş? 60 derece. Bundan dolayı arkadaşlar burası da 30 derece olur. Şimdi artık burası da 60 derece olacağı için 30 ile tamamı 180 olması için x'e de 90 derece kaldı. E şıkkı. Bölgelerin alanlarını bulurken arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bir kere şurada Yarım daireden üçgeni çıkaracağız. yarım daireden üçgeni çıkaracağız. Burada da dik üçgenden yarım daireyi çıkaracağız arkadaşlar. Karenin alanı 64 verilmiş. Demek ki bir kenarı buradan 8 santim olur. da 8. Şimdi çapı gören çevre açı 90 derece, çapı gören çevre açı 90 derece haliyle burada da gördüğünüz gibi yarıçap 4 olacak. Yine burada yarıçap 4 olacak. Ne yapalım o zaman? Şimdi şu yarım dairenin alanı yarıçap 4 olduğu için 16 pi bölü 2 eksi üçgenin alanını nasıl bulacağız arkadaşlar? Zaten 90 derece olduğu için burası ve şimdi sonuç olarak şeye de dikkat etmek lazım. Dikdörtgen dediği için şurası zaten 45 derece köşegenden z'den dolayı burası da 45 derece. Aslında bunlar da birbirine eşit. 4 kök 2, 4 kök 2 siz görün diyor. Yine aynı şekilde tabii ki burası da 45 olacak. Burası da 45 olacak. 4 kök 2 4 kök 2. Belki tahmin edilir ama ben düzgünce göstereyim dedim. Böylece arkadaşlar şu beyaz üçgenin alanında 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2 olacak. Ve bundan 2 tane var. Hem E'de hem F'de. Haliyle 8 pi 2 ile çarpınca geri 16 pi. Burası da arkadaşlar 32 oldu. Şimdi e, bu iki bölgenin alanını bulduk. Gelelim bu bölgenin alanına. Bu bölgede de karenin bir kenarı 8 olduğu için 8 çarpı 8 bölü 2. Çeyrek daire yine arkadaşlar. E, burada da tabii ki ne olacak? Yarıçap aynı diğerlerindeki gibi 4 olur. Bu yüzden 16 pi bölü 2 olacak. 32 eksi 8 pi. Bunlara da eklediğimiz zaman 32 eksi 8 pi'ye 32'ler gidiyor. Cevap buradan 8 pi oldu. C şıkkı. Dik yamuk var burada. D'den şöyle dik indireyim o zaman. 6 olduğu için şöyle P dersem PC'ye 7 kalır. 7, 24, 25'ten EF 24 oldu. Böyle çok enteresan bir şey yapacakmışız gibi soruldu ama yo direkt geldi böyle. D şıkkı. Karenin köşegenleri dik kesişiyor malum. Köşegenle ilgili bir durum olduğu için bence Şöyle bir çekelim arkadaşlar birbirine eşit. ABCE 105 demiş. Bir dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısı çarpı sinüs alfadır. Yani EB ile AC'nin çarpımı E sinüsü 90 zaten o. Dolayısıyla bu 105'miş. BE'nin 21 olduğunu biliyoruz. Bunlar sadeleşti. AC buradan 10 geldi. AC 10 olduğu için 5 5 5 12 13 üçgeninden dolayı arkadaşlar. Şurası 12 oldu. Şimdi artık diğer yarısı da 12'dir çünkü köşegenler birbirini ortalar. Haliyle OB'ye 12 dersek geriye 9 kaldı. 12 olması için X'e de 3 oldu arkadaşlar. B şıkkı. Arkadaşlar şimdi kolaydan başlayalım turuncudan. Bakın burası bir çeyrek daire olacak ve çeyrek daire olduğu için aynı şekil burada da nereden anlıyorum çeyrek daire olduğunu? E şimdi burada yarıçaplar birbirine eşit. Böylece Bunlar birbirine e, gördüğünüz gibi iç içe geçmişler haliyle burası 90 derece burası 90 derece burası da 90 oldu kare oldu gördüğünüz gibi ve tam da aslında şuradan da anlayabilirsiniz burası malum yeşille gösterilen e, şu içeride kalmış çemberin aynı zamanda çapı. Bundan dolayı arkadaşlar kare kare olduğu için e, 90 derece anladık merkezin e, açısının 90 olduğunu anladım bundan sonra artık şunu söylüyorum. Burada bu yay 90 derecelik bir çember yayı. 2 pi r bölü 4. Peki bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Çarptığım zaman ne oldu? 4 pi r oldu. Şimdi gelelim turunculara. E, pardon yeşillere. Yeşillerde de neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Şimdi şöyle bakın bu bir yarıçap. Bu bir yarıçap. Gördünüz mü? Ve diğer taraftan şuna da dikkat edin. Şimdi bu yay e, şu yaya eşit arkadaşlar. Bu yaya eşit, bu yaya eşit. Aynı zamanda e şimdi şeyden dolayı, diğer çemberden dolayı bu yayda, yine bu yayda aslında bu üç yay birbirine eşit. Yani burası da bunların üçü birbirine eşit olacak şekilde bir kirişmiş. Demek ki burası da 60 derecelik bir daire yayıymış arkadaşlar her biri. Kaç tane var bu yeşillerden? E ee, ona bakalım. Bir tanesinde böyle 3 tane var. Toplam 3 6 9 12 tane oldu. E ee, hatta göstereyim bakın. Bir tanesi bakın böyle üçlü. Şurada da yine üçlü var. Burada da var ve burada da var. O zaman 60 derecelik bir daire dilimi olduğu için burası artık şunu söyleyebilirim. 2π 60/360 bundan 12 tane var. O zaman bu da 4π'ye geldi. Çevrelerin oranı böylece 1 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada yarı çap. Sonuçta OA yarı çapın yarısı. Yine OAD de yarı çapın yarısı. Köşegenler bu arada dikdörtgende birbirine eşittir. Ve birbirini ortalar. Bakın şimdi aynı sembol. Buraya da böyle yapacağım. O zaman aslında şu sembolleri de değiştirmemiz lazım. Çünkü karenin köşegen parçaları birbirine eşittir. Böylece kendiliğinden burada bakın bir eşkenar üçgen çıktı. A açısı 60 derece olduğu için 120 derece oldu. 30-30 C şıkkı. Arkadaşlar şu karenin köşegeni den yararlanacağız aslında köşegen parçalarından. Sonuç olarak şöyle birleştirsek şurayı 90-90 e, olur değil mi? Tam orta nokta olduğu için. Ve içe geçen 90 olmuş olur. Böylece şuraya alfa dersen beta yine burası da alfa olur. Bu arada tabii ki karenin kenarının yarısı olduğu için şöyle OP ile OR birbirine eşittir tam orta nokta olduğundan dolayı. Ve betaların karşısı aynı oldu gördünüz mü? O zaman eş üçgenden PF'ye Y dersem RE'ye de Y derim. Haliyle buraya 8 eksi Y kalmış olur. Bundan dolayı arkadaşlar bakın karenin bir kenarının yarısı 8 eksi Y oldu. Yani burada da 8 eksi Y olacak PD. Sonuçta O'dan indirdiğimiz dik tam orta noktadan olduğu, noktadan olduğu için kenarı 2'ye bölüyor. Demek ki 8 eksi -Y, y, daha 8 birimmiş D şıkkı. Katladığımızda uzunluk değişmez. CF ile C üssü F birbirine eşittir. E, açılar değişmez yine böyle. Ve EC de buradaki EC üssüne eşit olur. Şimdi 6, 8, 10 üçgeni oldu burası arkadaşlar. O zaman e, haliyle 10 olacak. CF uzunluğu aynı zamanda buradaki bir kenarı da 16 bulduk. Şöyle bir dikindirirsem 16 burası 5 arkadaşlar. 90 dereceyi unutmayalım C üstünden dolayı. Alfa dersem buraya da beta. Buraya da beta dersem burası da alfa. Gördüğünüz gibi artık benzerlik söyleyebilirsiniz. Betanın karşısı solda 16 olmuş. Betanın karşısı sağda 8 olmuş. Benzerlik oranı 2. Doğal olarak arkadaşlar alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 12 olur. 5 artı 12'den x 17 olur. B şıkkı. Şimdi bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Şey, eşkenar üçgen diyorum pardon affedersiniz. 60 derecelik bir üçgen çizeceğiz. ABC üçgeni. AB arkadaşlar 6 santim. AC 12 santim. Şimdi D alacağız üzerinde. Böyle 1'e 2 oranlı. Bundan sonra benden AD uzunluğunu istiyor. Ne yaparım arkadaşlar AD'yi bulmak için ben. Şimdi burada şöyle bir paralel çekerim. Tamam mı? Paralel çekince karşılık oranları aynı olur. 8'e 4 bölünür. Şöyle bir AP ile PC'de. Sonra 1'e 3 benzerlik oranından dolayı burası arkadaşlar 2 olacak. DP Y paralel iki doğru arasındaki açıların toplamı 180 olması için 120 oldu. Artık bakın AD'yi kosinüs teoremiyle bulabilirsiniz. Ya da dersiniz ki ben böyle dik indireceğim nasıl olsa iki çift bir sayı. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı köküçtür deyip şöyle göstereyim hatta. Şurada şu üçgende Pisagor yaparsınız. 8, 1 daha 9, karesi 81. Kök 3 daha karesi 3. 84 eşittir x kare. x 2 kök 21 e şıkkı. Arkadaşlar burada ben şöyle bir hamle yapacağım. Onu göstereyim size. Şöyle bir rengi değiştirerek. Değiştiremedim pardon. Bakın şimdi şöyle. E, burada bir s1 diyeyim. Buraya da s2 diyeyim. Şimdi s1 ve s2 diye bulacağım orayı tamam mı? Bir çember yayı. Daire diliminden dolayı daire parçasına S1 dedim, CDB üçgenine de S2 dedim. Şimdi buradan bunların alanını bulmak için de şunu yapacağım. Ee, S2'yi bulurken CDBO'nun alanını bulup buradan BOD'nin alanını çıkaracağım. CDBO'nun peki alanını nasıl bulurum arkadaşlar? Birincisi şurada bir üçgen. 5 çarpı 8 bölü 2 sinüs 30 1 bölü 2. Artı burada bakın bir eşkenar üçgen. Onun alanında 8'in karesi kök 3 bölü 4. Neden eşkenar üçgen dedim? 60 derece kaldı bakın buraya. Ve yarıçaplar birbirine eşit olduğu için eşkenar üçgen çıktı. Eksi BOD'nin alanı 8 çarpı 5 bölü 2. Bakın gerçekten BOD beyaz bölgesini çıkarınca artık bu yeşil üçgen kaldı. Dolayısıyla Burası 40 bölü 4'ten 10. 64 bölü 4'ten 16 kök 3. Eksi kaç gelmiş oldu burası da 20. Demek ki 16 kök 3 eksi 10'muş arkadaşlar oranın alanı. Gelelim artık şu S1'e. S1'de nedir? Burada bir e, şöyle yazayım. S1 8 64 pi'nin 6'da biri eksi eşkenar üçgenin alanı. O da a 3 bölü 4'ten 8'in karesi kök 3 bölü 4. Yani ne yaptı arkadaşlar? S ee, 32 pi bölü 3 eksi 16 kök 3. S1 ve S2'yi topluyorum artık. 16 kök 3 10 bulduk. Burası da 32 pi bölü 3 eksi 16 kök 3 arkadaşlar. Şimdi 16 kök 3ler gitti. Buradan da 32 pi bölü 3 Eksi 10 geldi. Cevabımız A şıkkı oldu. Bence zor bir soru. E eşitliğini şöyle kullanacağım arkadaşlar. Merkezden TT'nin doğru diktir ve yarı çaptır. O zaman 90 derece 90 90 burası da 90 oldu. Bir dikdörtgen geldi. Buraya A dersek burası da A olur burası da A olur. Haliyle yarı çap. Tabii ki burası merkez olduğu için merkezden TT dikler malum. O yüzden OF bir yarı çaptır. Hemen arkadaşlar şunu söyleyebilirim o zaman. Yarı çapta buradan 2A oldu. Dikdörtgenin diğer kenarı da küçük kenar yani 2A geldi. Zaten burası da böyle 2A olduğu için. Bakın bir kenar 3A. Diğer kenar 2A. Bundan 2 tane var. 10A eşittir 80. A 8 santim. A 8 ise yarı çapta 16 D şıkkı.